Efendim, geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun. Mikrofonun tam manasıyla çıkarttığı o sesi oturtamadığım için artık elime almak zorunda kaldım. Yani elime mikrofonu verdiniz desem yeri var kankacığım. Yani mikrofonu elime verdiler. Göremiyorum kendimi bir taraftan da. Tamam, şimdi tatlı. Efendim, bugünkü videomuzda dün atmış olduğum videonun altına yapılan yorumlara istinaden ısrarla bir kavga videosu rica edildi. Yani nasıl oluyor, ne oldu, başına hiçbir kavga, dövüş, bela, musibet geldi mi diye soruldu. Bununla alakalı, mikrofonda böyle yarak gibi durdu ama olsun, yapacak bir şey yok. Bununla alakalı seninle bir anımı, yakın tarihte yaşanan bir anımı paylaşmak isterim. Tabii öncesinde sigaramı temizlemem lazım. Vişneli bu. Kanka vişneli. Ha, pardon. Vişneli olduğu için keyifli olacağını düşünüyorum. Senin müdahale ediyor olman daha doğru değil mi? Beni
gazladı abi. Hani yengene laf ettiler burada. Kız erkek tarafının kardeşleri laf etti falan diye. Gittim yanlarına arkadaşların. Erkek damadın yani erkek kardeşleri abilerinin yanına dedim hayırdır siz benim yengeme bir şey mi dediniz? Ya alakası yok da işte biz düğünle ilgili dedi ki kadınlar tamam artık yani saat 11-12'den beridir. Gündüz vaktinden beridir burada oynuyorlar ediyorlar saat oldu 8 hala hoplama zıplama devam ediyor. İşte yengenize bu durumu söyledik o da işte böyle küçücük bir yer tutmasaydınız rezil ettiniz düğünü falan filan dediler. Bize artistlik yaptı. Bize üst perdeden konuştu falan. İşte bizim de misafirlerimiz var. Burası erkek tarafının düğünü. Kına gecesini yaptığımız yerde istediğiniz gibi eğlendiniz zaten. Burayı niye işgal ediyorsunuz gibi cümleler sarf etmeye başladı. Dışarıda konuşuyoruz bunu da bir dışarı çıktık yani. Bunu konuşurken ben dedim ya bak kadındır yani en nihayetinde böyle sesini yükselterek konuştuysan ayıp etmişsin. Gel çıkalım çıkalım da bu sen bir özür dile. Bu konuyu kapatalım falan dedim. Daha ben bunu konuşmaya devam ederken benim akrabalar falan da orada. O erkek tarafının akrabaları, eşi dostu da orada. O tarafta dışarıda hafif de yağmur yağıyor. Birden diğer damadın diğer abisi arka taraftan zannediyorum alkollüydü ya da bir şey kullanmıştı bilmiyorum. Sen kimin dedi abisine dikleniyorsun lan namına koydum o çocuğu düğünümüzü mahvetmeye mi çalışıyorsunuz lan diye benim üzerime yürümeye başladı. Tabi bu reaksiyonu gören düğünün erkek tarafı kalabalığı da ne oluyor abi bir problem mi var alalım mı abi aşağıya arkadaş aşağı falan diye benim üstüme gelmeye başladılar. Benim akrabalarım hani o yok emekli polis yok efendim şöyle keserim diyen mafya vari arkadaş amcamın oğlu yok öbürü falan filan hepsi bir baktım süt dökmüş kedi gibi böyle kenarda kavga etmeyelim sesi oğlum adam üstüme yürüyor lan hayırdır ben o 200-300 kişi vardı abartmıyorum bak Allah biliyor yani sen mübalağa olarak adlandırabilirsin yalan söylemiyorum o 200-300 kişinin arasına daldım ben dedim size hayırdır amına koyayım ya ben dedim burada size ateş edeceğim. Belimde de silah vardı. Dedim bak dedim ben vurmak zorunda kalacağım. Siz alın şu biraderinizi. Alkollü müdür nedir benim dedim canımı sıkmayın. Biz burada bir terbiyesizlik yapmıyoruz. Kadına laf edilmiş falan filan böyle şeyler. Düğün ortasında şeytanın vesvesesiyle oluşur. Hani terbiyesizliğin lüzumu yok. Herkes işine gücüne baksın falan. Baktım geri yapmıyorlar. Elimi belime attığımı fark etti. Orada birkaç kişi attığımı görünce abi dedi adamda emanet var. Damadın abisini aldılar oradan götürdüler. Diğer o 200-300 kişi de hani ulan mermimize isabet eder düşüncesiyle zannediyorum bir geri yaptılar. Fakat o anda anlamış bulundum ki benim akrabalardan bir sik olmuyormuş. Yani hepsi diyorum bak bir tane abimiz var ismi Şevki. Şevki abi oradaki en şey yapan böyle ağır abi modunda takılan. Biz işte geçmişte şöyle adamın kafasında 5-10 kırdık böyle belinde şunu kırdık şöyle vurduk şöyle bıçakladık falan diye böyle orada ahkam kesen durumdayken birden benim kolumdan tutup ya gel boş ver falan diyen tipe dönmüş ben o arkadaşlar gittikten beri yani erkeğin damadın erkek kardeşi ve tayfaları gittikten sonra bizimkilere döndüm dedim ki sizden bir sik olmaz lan dedim siz ne biçim erkeksiniz ben sizin yeğeninizim burada siktir et ya hepimiz abimin eşiyle ilgili bir problem mi yaşandı? Yani ona birisi bir şey mi demiş? Dedim burayı yakarım. Siz dedim hayırdır hiçbiriniz dedim. Abi dedi 300-400 kişiler dedim oğlum dayak yersiniz. Ama gerekeni yaparsınız yani siz de iki tane atarsınız böyle karı gibi geriye çekiliyor olmanızın lüzumu yok. Sizden dedim bir bok olmaz. O ara gelinin yanına çıktım dedim ki kardeşim ben gidiyorum yani ben burada biraz daha kalırsam. Ben buradan birilerini vurmak zorunda kalacağım. Benim canımı sıkıyor bunlar. Kemküm abi baktım 3 gün sonra o abimle yengemle atışanlar onlarla şu anda iyi. Benimle kavgalılar. Şimdi bu oldu mu kanka? Yani konunun benimle hiç alakası yokken konu tamamen yengemin tartışması ve abimin beni gazlamasından ibaretken gelinen nokta bu oldu. Oğlan tarafının kardeşleri beni düşman belledi ve şu anda benimle konuşmuyorlar yani
konuşmamakta değildi. Birbirimizle iletişimi kurmuyoruz artık. Böyle bir şeyimiz yok. Durumumuz yok yani. Ama gel gör ki şunu anladım ben. Kendi bileğine, kendi götüne derler yani. Götüne güvenmiyorsan hiçbir yerde artistik yapmayacaksın kanka. Akrabam, eşim, dostum, arkadaşlar falan anında satışa gelebiliyorsunuz. Göte gelebiliyorsunuz. O yüzden hiç lüzum yok. Öyle bir fıkra vardı. Diyor ki uçağın içerisinde işte şeyle kargayla tavşan birlikte yolculuk yapıyormuş. Karga şeye basmış. Hostesi çağırma düğmesine basmış. Hostes gelmiş. Buyurun efendim demiş. Demiş ki yok öylesine ibnelik olsun diye bastım. Hostes kafa çevirmiş gitmiş. 2 dakika sonra bir daha basıyor bizimkisi. Diyor ki buyurun. Yok diyor yani ibnelik olsun diye bastım diyor karga yine. Hostes biraz sinirleniyor falan. Bir 10 dakika sonra bir daha basıyor. Efendim diyor buyurun. Diyor yok diyor bir şey diyor. İbnelik olsun diye bastım. Alıyorlar kargayı. Atıyorlar uçaktan aşağı. Tavşan diyor eğlenceliymiş lan dur ben de basayım. Bir tur daha basıyor. Ne oldu diyor. İbnelik olsun diye bastım deyince tavşanı da alıp direkt aşağı atıyorlar. Aşağı doğru inerlerken yani düşerlerken tabii karga şeyleri çırpmaya başlamış kanatları. Tavşan aşağı doğru düşüyor. Hayırdır tavşan kardeş. Senin kanatların yok muydu diyor. Yok diyor benim kanatlarım. E diyor kanatların yoksa iplilik yapmayacaksın. Bu biraz ona benzedi o durum. Yani kanatlarınız yoksa, yani götünüz yoksa, bir üzerinizde bir emanetiniz yoksa, birilerine atarlanmanın doğru olduğu bir zaman dilimine değiliz açıkçası. Kimin nasıl bir reaksiyon göstereceği, kimin neyin kafasını yaşadığı çok belli değil. Ben böyle bir mevzu yaşamıştım. Seninle de paylaşayım istedim. Sen böyle bu tarz videoları seviyorsun. Bu da böyle bir kenarda köşede kalsın, dinlersin diye düşünüyorum. Efendim geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun. Kısa videolar bunlar. 12-15 dakikalık. Genelde video çekebiliyorum. Biliyorsun daha fazla uzatınca boku çıkıyor benim adıma. Ben anlatamıyorum. Benim terbiyesizliğim. O yüzden özür diliyorum. Kanala destek vermek istiyorsan abone olabilirsin ve en azından bir adet de olsa bir yorum yapabilirsin. Çünkü algoritma anasında bunu görmüş kankacığım. Yerle bir olmuş. Dinliyorsun, dinliyorsun. Hiç içine takmıyorsun. Bir abone olmuyorsun. Ayıptır. Seviyorum seni. Kendine iyi bak.